Arkadaşlar merhabalar. Evet, dördüncü haftaya başlamadan önce sizinle konuşmak istedim. Her hafta pazar günü sizinle konuşacağımı zaten daha öncesi de söylemiştim. Evet, video çekme yoğunluğundan dolayı unutmuşum. Geç saate kaldı, kusura bakmayın arkadaşlar. Niye o kadar yoğun bir şekilde şey yapıyorum ki? Hızlandırılmış programa göre video çekeceğimi söylediğim ve onun sözünü tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir yandan kitap çözümleri falan filan derken çok yoğun. İnanır mısınız? Dün gece, yani bugün sabah 7'de uyudum. En son render'ım 7'de bitti, yani düşünün, öyle yaptım. Saat gündüzde 12.30'da kalktım, yani öyle bir düzenim, saçma bir düzenim oldu. Neyse, biz sözümüzde dururuz arkadaşlar. Yani çok elzem bir durumum olmadığı sürece, yani çok sıkıntılı bir süreç olmadığı sürece size ne dediysek onu yapmaya çalışırız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evet gençler, başlıyoruz. Evet, artık level 1'i atladınız galiba, değil mi? Evet. Temelinizi sağlam attınız. Dedim ya size, lütfen dik üçgenin sonuna kadar sabredin. Dik üçgenin sonuna kadar sabreden bundan sonra konuları çok rahat bir şekilde götürür diye mi demiştim ki bundan sonra da göreceksiniz. Evet, ikizkenar ve eşkenar üçgen konusuna başlayacağız bu hafta. Ve bu hafta gerçekten ama gerçekten çok rahat bir şekilde geçecek. Niye? Sen artık geometrinin en sağlam temelini attın. O temeller üzerine şimdi inşa edeceksin bazı şeyleri. İkizkenar üçgen konusunu anlatırken zaten konunun içerisinde de söyledim. Hocam ikizkenar üçgen, dik üçgeni iyi bir şekilde yapan ikizkenar üçgeni yapar. Kendi çapında özellikleri var. ÖSYM'e değinir mi? Yani zannetmiyorum ama yine de özellikleri de bilmenizde fayda var. Eşkenar üçgen, eşkenar üçgen, özel açılı üçgenlerin mantığını bilen, yani özel açıda ne yapması gerektiğini bilen arkadaş, şu dik çizmeyi bilen arkadaş, ama her zaman tepeden dik çizmiyorduk biliyorsunuz. Dik çizmeyi bilen arkadaş eşkenar üçgenin sorularının %80'ini çok rahat bir şekilde yapar. İstersen videoları izlemeden aç bir eşkenar testi. Yapabiliyor musun, yapamıyor musun gör. Denemesi bedava. Neyse, artık sizler bundan sonraki haftalarınız, emin olun, yani şuraları çok fazla yanmayacak. Çünkü bayağı sağlam bir temel attınız. Tamam, öğrendiğiniz şeylerde şöyle mi, şöyle mi, temel yapıları öğrendiğiniz zaman şaşıracağınız noktalar yine olacak ama şuraları artık şuraya çok rahat bir şekilde bilgi girişi yapabiliriz arkadaşlar. Bu arada sıkıntılı olanlar hala daha varsa her zaman şunu söylerim. Sabredin, devam edin. Üçgenler bitene kadar lütfen devam edin. Çünkü geometride zaman ilaçtır. Zaman ilerledikçe hem ilerideki konuları hem de geçmiş konuları çok rahat bir şekilde kavrayabilirsin. Yani o kavrayabilme kapasiten daha da artıyor. Çünkü niye? Biz ikizkenar üçgeni anlatırken dik üçgene göre anlatıyoruz. Yani dik üçgeni tekrar ediyoruz. Eşkenar üçgeni anlatırken özel açının mantığına göre anlatıyoruz. Yani eşkenar, orada özel açının mantığı hala daha devam ediyor. Özel açılı üçgenleri anlamadıysanız mesela, siz eşkenarda büyük ihtimalle biraz daha üzerine bir şeyler koyacaksınız. Sonraki üçgende benzerlikte biraz daha, üçgende alanda biraz daha derken üzerine koya koya çok güzel şeyler inşa edeceksiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ve tekrar söyleyeyim isterseniz. Bundan sonraki çalışmalarınız gerçekten ama gerçekten çok güzel bir şekilde geçecek. Buraya kadar sabrettiniz. Bundan sonrasında sabredin. İnanın geometride zaten, ya bazı arkadaşlar, çoğu arkadaş zaten bayağı bir seviyeye gelmiştir. Gelmeyen arkadaşlar da sabretmeye devam etsin. O seviyeler en üst noktaya kadar gelecek. Devam, devam, devam. Bu arada çalışmaya başlamayan arkadaşlarınız varsa çalışmaya başlayın. Şimdiden itibaren başlayın. Sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Bakın, ben bunu ne zaman, Ağustos ayında şey yapıyorum. Yani Ağustos ayında hala başlamadıysan ileride sıkıntı yaşayabilirsin. Sen şimdi başla. Belki sıkıntı yaşayacaksın. O sıkıntılı evreyi işte erken başlamayla şey yapabilirsin. Yani tedarik edebilirsin. O yüzden başlamanda fayda var. Lütfen ama lütfen, senin iyiliğin için düşünüyorum. Bu ders çalışmalara başlayın. Evet gençler, bu hafta ne yapıyoruz? İkizkenar. Bu hafta ne yapıyoruz arkadaşlar? Dördüncü haftadayız. İkizkenar üçgen ve eşkenar üçgen konusunu işleyeceğiz. Pazartesi günü videoları izlersiniz. Sanırım kaç video vardı? Unuttum ama ikizkenardan iki, bir de eşkenardan bir miydi? Ya üç ya da dört video olması lazım arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde pazartesi halledersiniz. Sonra iki kitaptan da ikizkenar ve eşkenar üçgen testlerinin çözümünü yapacaksınız. Ama bazı kitaplarda dik üçgenle ikizkenar eşkenar aynı testlerin içerisindedir. Mesela 3-4-5'te. Bazı kitaplarda da ayrı. 3-4-5'te dik üçgeni ve özel üçgenleri anlayanlar zaten ikizkenar üçgenle eşkenar üçgenle ilgili 3-4-5'teki soruları da büyük ihtimalle yapmıştır. Zaten sıkıntı yaşamazsınız. Bu hafta ikizkenar ve eşkenarla ilgili iki kitaptan sorularınızı lütfen ama lütfen çözün. Nereye kadar? Hafta sonuna kadar, pazar gününe kadar.
Pazartesi günü siz o dördüncü hafta yani ayın 8'i yani yarın ne yapacaksınız? Bütün videoları izleyin. Sonra bir gün dinlenin. Ertesi günde 9 ve 10'unda mesela birinci kitabı çözün. 12 ve 13'ünde de mesela ikinci kitabı çözebilirsiniz. Bir kitaptan devam eden arkadaşlarınız varsa hocam 1 ve 2 hatta 3'e yayıp 3 güne yayıp 3 günde de bir kitabın da çözümlerini bitirebilir. Tabi bu 3 gün şöyle de olabilir. 1, 2, 3 aralıklı bir şekilde olur. Diğer derslere de fırsat vermiş olursunuz. Tamam gençler? Evet, bu hafta bu şekilde olacak. E o zaman ne yapalım? Benim konuşmalarım bu kadar yeter herhalde. Haftaya çok ayrıntılı konuşacağız. Niye? En önemli yerlerden birine daha geleceğiz çünkü. E o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.